Şakir, abine merhaba desene oğlum. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Merhaba Şakir. Yahu ne bu böyle? Ben varım diye mi çekiniyorsun? Bak abin seni ziyarete gelmiş. Şaşırdım bir an komutanım. Tam iş yapıyordum da. Neyse, ani oldu tabii. Nasılsın? İyi vallahi şükür. Oğlum bak abin buralara kadar gelmiş. Bırak artık bu küslüğü. Atımı sattı o benim. Ne? O da benim darbukamı deldi komutanım. Önce sen atımı sattın. Hadi oradan Sidikli. Pardon albay. Ben gidebilir miyim komutanım? Git bakalım. Emredersiniz komutanım. Allah Allah. At, darbuka. Ne oldu aranızda böyle? Nereden başlayayım komutanım? Şakir'le ben daha çok küçükken fakir bir yuvamız vardı. Cahillik ve çaresizlik babamı kumar batağına sürüklemişti. Alacaklar başımızdan hiç eksik olmazdı. Babam sonunda hapse düştü. Evin büyüğü olarak bir şeyler yapmam gerekiyordu. Çocuk aklı işte. Şakir'in atını satmaktan başka çare bulamadım ağabey. Şakir'in atını çok severdi. Ama başka yolu yoktu. Atın parası bizi borçtan kurtardı. Üstelik Şakir'in okul masrafını karşıladı. Onun acısını anlıyorum. Ve hep alttan aldım. Ama ne yaptıysam onu avutamadım. Asker ocağının onu adam ettiğini sanmıştım. Beni affeder sanmıştım. Ama gördünüz. Yanılmışım. Üzülme be balık. Daha buradasın nasıl olsa. Merak etme, bir yolunu bulup barıştırırım seni kardeşinle.